Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresinden 66 ve 69. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Rabbukumullezî, Rabbiniz o Rab'dir ki yüzcile kumul fulke fil bahr, denizde gemileri sevk ediyor. لِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ, Allah'ın lütfundan rızık talep etmeniz için. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا, ve şüphesiz o Allah size karşı son derece merhametlidir. Cenab-ı Hakk'ın pek çok Esma-ül Hüsna'sı var, güzel isimleri var. Bunlardan bir tanesi de Rab. Rab, terbiye eden anlamında. Allah-u Teala insanı bir damla sudan yaratmış ve o bir damla suya insan şeklini vermiş ve onu daima terbiyede bulunmak suretiyle bir halden başka bir hale ve daima daha mükemmele doğru götürerek terbiye etmiş. Ve Rabbimiz olan Allah havada, karada, denizde her taraftan bize nimetler sunmuş. Bu ayet-i kerimede özellikle denizlerdeki bir nimet cihetine dikkat çekiliyor. Allah-u Teala rızık talep etmemiz için denizleri de emrimize vermiş. Ve gemiler vasıtasıyla insanlar denizlerde gidebiliyor, uzağı yakın hale getirebiliyor. Tarih boyunca insanlar bir takım gemilerle, kayıklarla denizden istifade etmişler. Günümüzde bu daha da ilerlemiş vaziyette. Ve denizlerden insanlar hem balık çıkarıyor, bu şekilde rızıklarını temin ediyorlar. Hem de bir yerde yetişen mahsuller veya elde edilen mamul maddeler dünyanın başka yerlerine deniz yoluyla daha rahat ulaştırılıyor. Tarih boyunca bundan istifade edildiği gibi günümüzde de istifade ediliyor. Bunu belki şu anlamda değerlendirebiliriz. Allah-u Teala bu insanların neye ihtiyacı olacağını elbette en iyi bilmekte. İşte bu insanların havada, karada yol almaları lazım ve birbirleriyle irtibat halinde olmaları gerekir. Bunun için de denizler çok güzel bir vesile. Deniz aşırı ülkelere, denizlerde gemilere binip gitmek suretiyle ulaşmak mümkün. Ve tarih boyunca insanlar bunu değerlendirmişler. وَاِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرِ, denizde bir zarar size dokunduğunda, ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ, ve Allah'tan başka o davet etmiş olduklarınız o zaman ortadan kaybolurlar. Artık onlara bir şey, onlardan bir şey istemezsiniz, onlara yalvarmazsınız. اِلَّا اِيَّهُ, ancak Allah'a dua eder, Allah'tan yardım istersiniz. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ, ne zaman ki Allah sizi karaya çıkarsa ve o şekilde sizi denizdeki o durumdan kurtarsa, اَعْرَدْتُمْ, tekrar yüz çevirirsiniz. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا, doğrusu bu insan çok nankördür. Gerek burada gerek Kur'an-ı Kerim'in başka bazı yerlerinde bu duruma dikkat çekiliyor. İnsanlar denizde bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarında artık sebepler tümüyle tükenmiştir. O anda insanlar sadece Allah der. Yunus suresinde bu şöyle bir tablo şeklinde bize anlatılıyor. Siz diyor işte gemidesiniz, güzel bir rüzgar esiyor, keyfinize diyecek yok. Ama birden kapkara bulutlar her tarafı kaplıyor, dağlar gibi dalgalar her taraftan sizi kuşatıyor. Böyle bir durumda dua edersiniz. Aman ya Rabbi, bizi tekrar karaya salimen çıkarırsan senin istediğin gibi kimseler olacağız dersiniz. Biz sizi karaya çıkarırız ama pek çoğunuz yine eski yoluna devam eder. Bu mealde daha başka yerlerde de açıklamalar var. Burada da nazarımıza sunulan tablo bir nevi buna benziyor. İnsanlar Allah'ı bulabilecek kabiliyetteyken Allah yerine bazen başka şeylere tapabiliyorlar. Başkalarından medet isteyebiliyorlar.
ve yardımı onlardan bekleyebiliyorlar. Ama bir deniz yolculuğunda insanlar gayet hoş, güzel bir şekilde seyahat yaparlarken birden deniz dalgalansa ve gökten diyelim şimşekler geliyor ve dalgalar dağlar gibi yükselmiş ve o koskoca gemi bir fındık kabuğu gibi adeta sallanıyor. Her an battılar, batacaklar, alabora oldular, olacaklar. Böyle bir tehlike hali. Böyle bir durumda insanlar sadece Allah der. Allah'a yalvarır, Allah'tan isterler. Allah-u Teala onları karaya çıkardığında, salimen karaya çıkardığında o insanların pek çoğu yine yüz çevirir. Allah-u Teala bunu şu yönüyle bize bildiriyor. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا İnsan doğrusu çok nankördür. Kefur, mübalağalı ismi fail. Yani bu insan çok çok nankör. Normalde şükretmesi gerekirdi. Şükür ve küfür bu noktada birbirine mukabildir. Kefur, küfranı nimette bulunan, çok çok inkar eden gibi bir anlamı var. Normal şartlarda insanın şekur olması, bol miktarda şükretmesi gerekirdi. Ama şükretmek yerine nankörlüğü tercih ediyor ve göz göre göre Allah'ın nimetlerini inkar ediyor. اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرْ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا Yoksa siz şundan emin mi oldunuz? Yani karaya çıktınız, selamete erdiniz ama karada başınıza bir şey gelmeyecek mi? En yahsife bikum canibel berri, o kara canibinde Allah sizi yerin dibine geçirebilir. Bulunduğunuz mekan birden çökebilir. Bir takım çöküntü depremlerinde olduğu gibi. Ev yursil aleykum hasibe veya gökten başınıza taş yağabilir. Bu olur mu? Evet, olmuş ve oluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmi anlatılırken onların başına yağmur gibi gökten taş yağdırıldığı anlatılır. فَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ matara, onlara gökten yağmur yağdırdık. Yani taş gibi, yağmur gibi böyle ard arda gelen taşlar yağdırdık. Allah-u Teala bunu bildiriyor. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَك۪يلًا Sonra kendinize bir vekil, bir yardımcı da bulamazsınız. Yani eğer bela Allah'tan geliyorsa Allah'tan başka bunu def edecek yoktur. Çünkü ilallahi turcaul umur, bütün işler Allah'a racidir. Allah-u Teala tamam dediğinde mesele bitmiştir. Dolayısıyla bu insanlar normalde bir takım sıkıntılarla karşılaştıklarında Allah'a yalvarmakla o durum izale edilebilir. Ama belayı doğrudan gönderen Allah'sa artık ona karşı o insanların yapabileceği bir şey kalmamıştır. Em emintum en yu'idekum fihi taratan uhra veya şundan emin mi oldunuz? Allah sizi tekrar denize gönderir. Yani başka bir deniz yolculuğunuzda fe yursil aleykum gasfen miner rih şiddetli bir kasırgayı bir sizi alabora edecek bir kasırgayı Allah size gönderir. Göndermeyecek diye bir teminatınız mı var? Bu noktada bir garantiniz mi var? فَيُورِغَكُمْ ve böylece sizi gark eder, batırır. بِمَا كَفَارْتُمْ küfranınız sebebiyle, inkarınız ve nankörlükte bulunmanız sebebiyle Allah bu şekilde yapar. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا Sonra bize karşı size destek olacak, yardımcı olacak hiçbir kimseyi de bulamazsınız. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerimenin bize sunmuş olduğu bu durum Allah-u Teala'nın sonsuz kudretini nazara veriyor ve bu insanlar ister karada ister denizde Allah'ın mülkündedirler. Allah'ın mülkünden dışarı çıkabilecek değillerdir. Dolayısıyla evet, denizdeki meydana gelen bir felaket daha böyle kurtulması zor bir felakettir. Ama karaya çıktıklarında da bunlar kurtulabilecek değillerdir. Diyelim Allah-u Teala onları denizdeyken kurtardı, salimen karaya çıktılar. Ama karaya çıktıktan sonra eski küfürlerine ve nankörlüklerine devam ettiler. Allah dilerse onları yerin dibine geçirir. Dilerse
gökten başlarına taş yağdırır. Dilerse bir başka deniz seyahatinde onlara şiddetli bir kasırga, bir rüzgar, bir tayfun gönderir ve bunun neticesinde haddi aşan o insanlar belalarını, cezalarını bulurlar ve çekerler. Ve Allah'a karşı da kendilerine yardımcı olabilecek hiçbir şeyi bulamazlar. Ayetlerin genel anlamda nazara vermiş olduğu husus bu. Bize bakan yönüyle bunu herhalde şöyle değerlendirmemiz gerekir. İnsan isyanıyla Allah'a karşı gelmiş oluyor. Ve bu noktada haddini bilmesi lazım. Ve Cenab-ı Hak mesela Rahman suresinde ya maşeral cinni vel ins şöyle buyuruyor. Ey ins ve cin topluluğu, ey insanlar ve cinler. İn istetatum en tenfuzu min aktaris semavat vel ardı fenfuzu. Eğer göklerin ve yerin hudutlarından çıkmaya gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. La tenfuzuna illa bir sultan, ama herhangi bir güç olmaksızın da çıkamazsınız. Ve böyle bir güç de size verilmemiştir. Burada ayet-i kerimenin nazara vermiş olduğu husus şu. Madem siz Allah'ın mülkündesiniz, Allah'ın mülkünden dışarı çıkamayacağınıza göre Allah'ın emirlerine karşı çıkmamanız gerekir. Allah'ın emirlerine itaat etmeniz gerekir. Bu gerçekten belli bir üsluptur, etkili bir üsluptur. Ve insan gönül rızasıyla Allah'ın rububiyetine ve ona karşı ibadete rızadade olmalı ve gönül rızasıyla bunu yapmalı. Kaldı ki bu haşa zillet verici bir durum değil. Allah'a abd olmak, Allah'a asker olmak son derece şerefli, izzetli bir durumdur. İnsanın insana kul ve köle olması bu güzel bir şey değil. İnsanın haysiyetini rencide eder, onurunu kırar ve gerçekten insanın şahsiyetine zarar verir. Ama alemlerin Rabbi, bizi yoktan yaratan, bizi rızıklandıran, karada, denizde bize sayısız nimetler veren Allah-u Teala'ya karşı insan itaatkar olmalı, onun dediklerini yapmalı ve emir ve rıza dairesinde hareket etmeli. Böyle olmakla beraber وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا bu insan çok nankör ve Allah'ın nimetlerini gözden ırak tutabiliyor, görmezlikten gelebiliyor. Kainatın tamamı ilahi ayetlerle dolu iken nerede bu ayetler, ben bir harika durum göremiyorum diyebiliyor. Allah'ı adeta maddede ararcasına, Allah varsa niye göremiyoruz, bu gibi ifadeler kullanabiliyor. Bu dünya bir imtihan dünyası. Allah sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Dilemiş olsa yeryüzünde tek bir kafir olmazdı. Bütün insanlar melekler gibi Allah'a ibadet eder, Allah'a itaat ederdi. Ama Allah-u Teala bu insana akıl vermiş, fikir vermiş ve insanı da iman etmekle mükellef kılmış. Ama bu noktada bir zorlama yok. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. İnsanlar bu noktada serbest bırakılmışlar. Ve bu insanlar hayat yolculuğunda zaman zaman bazı felaketlerle, musibetlerle karşılaşıyorlar. Diyelim bir deniz yolculuğuna çıktılar. Denizde gemiyle yol alıyorlar. Keyifleri son derece yerinde. Ama birden kapkara bulutlar etrafı kaplayabilir. Gökten her taraftan şimşekler çakabilir. Yıldırımlar inebilir. Ve gemileri alabora olabilir, devrilebilir. Dalgalar her taraftan onları kuşatabilir. Ve o anda insanlar, velev daha önceden iman etmemiş de olsa, bir hami meçhulüne, onları himaye edecek, koruyacak sonsuz kudret sahibi bir zata dua ederler. Burada fıtratın harekete geçmesi söz konusudur. Yani bu insan normal şartlar altında Allah'a ibadet edecek durumdadır ve o kabiliyettedir, o kapasitededir ve bu şekilde bu insan yaratılmıştır. O anda fıtrat harekete geçer. Nasıl ki otomatik paraşütlerle insanlar atladıkları zaman belli bir süre sonra birden paraşüt açılıyor. Onun gibi insan da darda kaldığında Allah diyecek durumdadır ve bu onu rahatlatan bir durumdur.
sadece çaresizliğin getirdiği bir durum değil. Bunun neticesinde insandaki iman duygusunun harekete geçmesidir. Ve dua etme ihtiyacının harekete geçmesidir. Adeta otomatik gibidir bu. Ve o anda en müşrik olan, en kafir olan bir kimse bile beni ancak Allah kurtarabilir. Alemi yaratan bir zat kurtarabilir. Bunu içinde hisseder. Ve samimi bir şekilde muhlisine lehuddin, dini Allah'a halis kılarak o insanlar dua ederler. Ama salimen karaya çıktıklarında pek çoğu onları unutur, tekrar eski günlerine, eski inkarına, eski nankörlüğüne döner. Diyelim bir deprem olayı oluyor. O deprem olayında insanların akılları başlarına gelir gibi oluyor. Camiler daha tıklım tıklım doluyor. Meyhaneler fazla müşteri bulamıyorlar. Ama olaydan uzaklaştıkça artık insanlar tekrar eski günlerine dönüyor. Sanki bir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. İşte Allah-u Teala bu ayetlerde hem karada hem denizde insanların Allah'ın ihatası altında olduklarını bildiriyor. Yani Allah insanları kuşatmıştır. Karada olmakla Allah'ın hükmünden kaçacak değiller. Karada da ölüm var, denizde de ölüm var. Allah denizde de cezalandırır, karada da cezalandırır. Dolayısıyla bir insan nasıl ki denizde gemisiyle nereye gitse denizin dışına çıkamıyor. Allah'ın mülkünde yaşayan bu insan da ister karada ister denizde, isterse havada, günümüzde havada da gidebiliyoruz. Nerede bulunursak bulunalım, Allah'ın mülkünden dışarıya çıkma söz konusu değildir. Allah'ın mülkü olan ve Allah'ın mülkünde yaşamaya mahkum olan, göklerin ve yerin aktarından, sınırlarından kaçabilme, çıkabilme imkanı olmayan bu kimsenin ilahi hükme kendi nefsinin de rızasıyla tabi olması gerekir. Ve evet, ben Allah'ın kuluyum ve kulluğun gereği neyse onu yapmalıyım diyebilmelidir ve o şekilde de hayatını devam ettirebilmelidir. Bunu yaptığı zaman bir abd-i aziz olur. İşte peygamberler seçkin insanlar. Allah-u Teala onları bize anlatırken abd olarak anlatıyor. Mesela Hazreti Nuh'u anlatıyor. Hazreti Nuh'u anlatırken innehu kâne abden şekûrâ. O çokça şükreden bir kul idi. Peygamberimizi anlatıyor bu surenin yine başında ve orada anlatırken Sübhanellezi esra bi abdihi. Abdini, kulunu gece vakti yürüten Allah'ın şanı ne yücedir. Demek ki Allah-u Teala Hazreti Nuh'u denizlerde yürüttü tabir caizse. O denizin o fırtınasında, tufanında onu ve ona tabi olanları kurtardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı semaların fevkine çıkardı. Onlar abd olmakla kurtuldular ve onlar abd olmakla, Allah'a kul olmakla şereflendiler ve o şekilde çok yüksek makamlara çıktılar. Cenab-ı Hak hepimizi Allah'a kul olmanın şuuruna erdirsin ve her türlü nankörlükten, küfran nimetten muhafaza etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.